Herkese merhaba. Tanrı'ya yaklaşmak ve Tanrı'ya yakın bir yaşam 9. derse hoş geldiniz. Aslında bunun 8 derslik bir kurs olması gerekiyordu. Ancak bu son noktaya değinmeden bırakmam mümkün değildi. Bu nedenle bu ders normalden daha kısa olacak ve bu konuyu kapsamlı biçimde başka bir kursta vurgulamak ve ele almak istiyorum ve bu kurstan ileride bahsedeceğim. Ama şunu söyleyerek başlayacağım. 40 yıldan beri hizmetteyim ve birçoklarıyla konuştum. Çok sayıda insanla konuştum. Alçak gönüllü yaşarlar. Tanrı'dan gerçekten korkarlar. Ancak gene de Tanrı'nın huzuruna girmekte zorlanırlar. Bu zorlanmanın sebebi nedir? Bu son derste bu hakiki imanlıların Tanrı'nın varlığına girmekte neden bu kadar zorlandıklarını ele alacağız. İbraniler 10. bölüm 19. ve 23. ayetlerle açıyorum. Bu nedenle ey kardeşler, İsa'nın kanı sayesinde perdede yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. Kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. Yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım. Tamam. Bunu zaten Aletia aracılığıyla ele almıştık tamam mı? Şimdi şu sözleri dinleyin. İmanın verdiği tam güvenceyle çünkü vaaden Tanrı güvenilirdir. Eksik olan anahtar imanın verdiği tam güvencedir. Şimdi burada biraz geri gidelim tamam mı? Kutsal yere girmeye cesaretimiz vardı. Kutsal yer neresidir? Pekala birçok imanlının bir numaralı problemi şu. Dua ettikleri zaman zihinlerinde birkaç milyar kilometre ötede bir taht odasına girdiklerinin hayalini canlandırıyorlar. Hayır 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 hayır. İsa çarmıhta canını verdiği zaman tapınağın perdesi ikiye ayrıldı. Tapınak Tanrı'nın yaşadığı yerde değil mi? İlk önce buluşma çadırıydı ama sonra Süleyman tapınağı inşa ettirdi. O tapınak Babil sürgününün ardından yeniden inşa edilmek zorunda kaldı. Ama tapınak Tanrı'nın varlığının yaşadığı yerde. İsa ruhunu teslim ettiğinde tapınağın perdesi yukarıdan aşağı doğru yırtıldı. Bu perde en kutsal yeri kutsal yerden ayırıyordu. En kutsal yer antlaşma sandığının bulunduğu yerdi ve antlaşma sandığının üzerinde kanatlı kerublar vardı. Tanrının varlığının bulunduğu yerdi. Pekala. Tapınaktaki perdenin yukarıdan aşağı yırtılması bunu tanrının yaptığını gösteriyor. Bunu insanlar yapmadı. Tanrı yaptı. Çünkü Tanrı şunu beyan etti. İnsan eliyle yapılmış bu tapınaktan dışarı çıkıyorum ve yeni bir tapınağa taşınıyorum. Bu tapınağa yeniden doğan imanlı denir. Böylece dua ettiğimizde tapınağın burada, kutsal yerin burada olduğunu anlamamız gerekir. Ve bu nedenle dua ettiğimiz zaman içinize dönmeyi ve milyarlarca kilometre ötedeki taht odasına girdiğinizi hayal etmemeyi öğrenin. Şimdi beni yanlış anlamayın. Kutsal kitap milyarlarca kilometre uzaktaki o taht odasına girme iznimizin olduğunu söylüyor. Unutmayın. Ruhta iki şeyi aynı anda yapabilirsiniz. Aynı anda birçok şeyi birden başarabilirsiniz. Ama imanlıların ilk başta şöyle düşünerek başladığını görüyorum. Oh tanrım bu taht odasına girdiğimi hayal edemiyorum. Sadece içinize dönmeniz gerekir çünkü kutsal yer içinizdedir. Kutsal Ruh tam orada yaşıyor. İsa'nın içinizde ve aranızda olacağını söylediğini hatırlayın. Diğer bir deyişte o içimizde olacak. Tapınak budur. Şimdi İbraniler 11. bölüm 6. ayeti dinleyin. İman olmadan tanrıyı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan, hatırlarsanız Tanrı'ya yaklaşmak hakkında konuşuyoruz. Onun onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. Kutsal Kitabın çağdaş çevirisidir bu. Yani birçok insanın kaçırdığı unsura iman denir. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut edemeyiz. İş iman hakkında öğretmeye geldiğinde insanların neden kızdığını bilmiyorum. Çünkü Tanrı'yı hoşnut etmek istiyorum ve kutsal kitap bana iman olmadan onu hoşnut edemeyeceğimi söyler. O zaman alabileceğim tüm imanı istiyorum. Amin. Sizin de aynı şeyi hissettiğinizi umuyorum. Genç bir imanlı olduğum bir zaman asla unutmayacağım sanırım. Henüz iki yıldan beri Rab'le yürüyordum. Hala bir üniversite öğrencisiydim ve bir sabah... Üniversite öğrencilerini bilirsiniz. Sabah saat 8'e kadar uyuyabiliriz değil mi? Bir gece çok... Çok derin bir uykudaydım ama birden yatağımdan sıçrayarak kalktım. Ağzımdan şu sözler yüksek sesle çıktı. Sadece iman edecek birini arıyorum. Ve kendime sordum. Az önce ne oldu? Vücudum ter içindeydi. Arkama döndüm ve şilteye vücudumun izi çıkmıştı. Terden sırılsıklamdı. Saatime baktım. Saat sabahın dördüydü. Işığı açtım ve şöyle düşündüm. Tanrı bana konuştu. Ama sonra aklıma, aklıma çok aptalca bir düşünce geldi. Tanrı, Tanrı biraz daha derin bir şey söyleyemez miydi? Herkes Tanrı'nın iman edecek birini aradığını biliyor. Işığı kapattım ve uykuya geri döndüm. Ertesi sabah ruhumda bunu duymaya devam ettim. Sadece iman edecek birini arıyorum. Sadece iman edecek birini arıyorum. Asla unutamam. Apartmanın park yerinin ortasındaydım. Ve tam arabayı park etmiştim ki bağırdım. İşte bu. Bu söz derin ve anladım. Düşünmeye başladım. İncil metinlerinde İsa'yı herkesten çok kederlendiren kişiler kimlerdi? Burada onu öfkelendirenlerden söz etmiyorum. Kederlendirenlerden söz ediyorum. Yani onun söylediği şeyi yapacağına inanmayan kişilerden. İncil'de onu diğer herkesten daha çok sevindiren kişiler kimlerdi? Onun söylediği şeyi yapacağına inanan kişilerdi. Eğer İsa ve öğrencileri arasındaki etkileşime bakarsanız şöyle cümleler görürsünüz. Bence burada kederi göreceksiniz. Matta 6:30'da şöyle der. Ey kıt imanlılar. Bunu kendi öğrencilerine söyledi. Matta 8:25 Öğrenciler gidip onu uyandırarak "Ya Rab, kurtar bizi yoksa öleceğiz." dediler. İsa onlara baktı ve neden korkuyorsunuz? Ey kıt imanlılar dedi. Matta 14.31'de İsa hemen Petrus'un elini uzatıp onu tuttu. Ona ey kıt imanlı neden kuşku duydun dedi. Matta 16.8 Matta'da kalıyorum diğer İncil metinlerine geçmiyorum bile. Ey kıt imanlılar ekmeğiniz yok diye niçin tartışıyorsunuz? İsa'nın aa keşke imanlı olsaydı sözlerindeki hayal kırıklığını, kederi, Duyuyor musunuz? Ve şimdi de şunu dinleyin. Matta 17. bölüm 17. ayet. İsa: "Ey imansız ve sapmış kuşak!" dedi. "Sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Çocuğu buraya bana getirin." İsa cini azarlayınca cin çocuktan çıktı. Çocuk o anda iyileşti. Daha sonra öğrenciler ona geldi ve biz cin'i neden kovmadık diye sordular. İsa sadece imanınız kıt olduğu için cevabını verdi. Ondan kuşku duyduğumuzda onun dürüstlüğünü sorgularız. Eğri oturup doğru konuşalım. Onun dürüstlüğünü sorgularız. Tanrı bunu gerçekten kastetti mi? Tanrı bunu benim için yapacak mı? Tanrı'nın dürüstlüğünü sorguluyorsunuz ve bu çok ciddi bir şey. Bunu not etmenizi istiyorum. Söyleyeceğim şeyi anlamanız çok önemlidir. Tanrı ihtiyacımıza yanıt vermez. Bunu bir kenara yazın. Tanrı ihtiyacımıza yanıt vermez. İmanımıza yanıt verir. Size bunu kanıtlayacağım. İncil metinlerinden iki örnekle kanıtlayacağım. Kutsal kitap Luka 5. bölümde İsa'nın büyük bir evde dini önderlerin arasında öğrettiğini söyler. Luka 5.17 İsa Rabbin gücü sayesinde hastaları iyileştiriyordu. Burada Rabbin gücünün onları iyileştirmek için aralarında olduğunu görüyoruz. Peki onlar kimdi? Kutsal yasa öğretmenleri ve ferisilerdi. Ve kutsal kitap Rabbin gücü sayesinde İsa'nın hastaları iyileştirdiğini yazmaktadır. Hastaları iyileştiriyordu ve orada din adamları vardı değil mi? Bunun anlamı Tanrı herkesi iyileştirmek istiyordu çünkü Tanrı ayrım yapmaz. Elbette ferisilerden ve kutsal yasa öğretmenlerinin de en azından birkaçının iyileşmeye ihtiyacı vardı. Kendi tecrübelerime göre söyleyebilirim ki onlarca ya da yüzlerce kişiye konuşurken genelde dinleyiciler arasından iyileşmeye ihtiyacı olan 6 ila 10 kişi çıkar. Ancak din adamlarından hiçbiri iyileşmedi. O sırada birkaç kişi yatak üzerinde taşıdıkları felçli bir adamı evden içeri sokup İsa'nın önüne koymaya çalışıyordu. Ve kutsal kitap diyor ki İsa onların imanını görünce felçli adama sana söylüyorum kalk yatağını toplayıp evine git dedi. Adam onların gözü önünde hemen ayağa kalktı. Üzerinde yattığı yatağı topladı ve Tanrı'yı yücelterek evine gitti. Herkesi bir şaşkınlık almıştı. Tanrı'yı yüceltiyor. Büyük korku içinde bugün şaşılacak işler gördük diyorlardı. Yani bu din önderleri felçli adamın iyileştiğini gördüler. Ama kendileri iyileşmediler. Çünkü tarih ihtiyaçlarımıza yanıt vermez. İmanımıza yanıt verir. Dört adamın ve felçlinin imanına ferisiler ve kutsal yasa öğretmenleri sahip değildi. Messenger için tanıtım. Yepyeni bir kaynak indirme ve online video izleme platformu. John ve Lisa Beaver'dan kapsamlı bir dijital kütüphane ve öğrenci yetiştirme kaynakları. Video öğretileri, sesli kitaplar, e-kitaplar, kısa filmler, kutsal kitap metinleri ve daha fazlası. Bu yeni platform bütün cihazlarınızda kullanılabilir. 120'den fazla dilde, tamamen ücretsiz. Her yerde, herkes için öğrenci yetiştirme. Uygulamayı indirin ya da messengerix.com'a gidin. Yahudi olmayan bir kadın vardı. Suriye Fenike ırkındandı. İsa'ya geldi. İsa dinleniyordu. İsa'ya, kızım cin yüzünden acı çekiyor, iyileşmeye ihtiyacı var dedi. İsa ona hiçbir şey söylemez. Ancak kadın yalvarmayı sürdürdü. İsa bir şey demedi. Sonunda kadına şöyle karşılık verdi. Bırak, önce çocuklar doysunlar. Ayeti doğrudan okuyayım çünkü bunu duymanızı istiyorum. Bırak, önce çocuklar doysunlar. Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir. Kadına köpek dedi. Yani... Bunu anlıyor musunuz? Kadına karşı kaba mı davrandı? Hayır. Hayır, 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 hayır. Ama İsa kadının imanını nasıl uyandıracağını biliyor. Tamam mı? Kaba davranmıyor. Onu seviyor. Onun için öldü. Canını onun için verdi. Ama imanını etkin kılmak için bildiğini yapıyordu. Kadın bunun üzerine şöyle dedi. Haklısın Rab. Ama köpekler de sofranın altında çocukların ekmek kırıntılarını yer. İsa'nın ne cevap verdiğini dinleyin. İsa'nın imanın büyük dediği iki kişinin bir Romalı yüzbaşıyla Suriye Fenike ırkından bu kadın olduğunu biliyor musunuz? İkisi de Yahudi değildi. Bu şaşırtıcı. Ey kadın imanın büyük dilediğin gibi olsun ve kadının kızı o saatte iyileşti. Bu matta 15-28'dir. Kadının ihtiyacı vardı ama İsa onun ihtiyacından yanıt vermedi. İmanına yanıt verdi. Bu ilke egemenlikte her şeyi almak için geçerlidir. İşte bu nedenle kutsal kitaba iman sözü denir. Tanrının bizim için sağladıklarını sadece onun sözüne iman ederek alırız. İman der ki: Tanrım, senin sözünün eri olduğuna inanıyorum. Yapacağını söylediğin şeyi yapacaksın ve buna henüz görmeden önce bile inanıyorum. Peki Şimdi bunu Tanrının varlığına yaklaşmaya uyarlayalım. Yıllarca yaptığım büyük hatam şuydu ve Tanrının varlığına girmekte bu yüzden zorlandım. Geçen yıl her gün bir hedefim vardı. Geçen yıl şöyle dedim: Dua etmeden ve bir şey istemeden önce Tanrı'yla bağlantı kuracağım ve onun huzuruna gireceğim. Onun varlığına yaklaşacağım. Geçen yıl dua ettiğim her gün böyle yaptım harika bir yıl oldu. Ama eskiden nasıl olduğunu size anlatayım. Hizmette henüz gençken duaya girerdim ve sadece Tanrı'nın varlığını bana sergilemesini umut ederdim. Ve bir gün Tanrı bana konuştu ve bu karşılaşma hayatımı sonsuza kadar değiştirdi. Rab bana şöyle dedi. Ben sözümde bana yaklaşın, ben de size yaklaşacağım dedim mi? Evet söyledin dedim. Siz bana yaklaşın ve eğer o gün içimden gelirse belki size yaklaşırım dedim mi diye sordu. Hayır öyle söylemedin dedim. Bana yaklaşın ben de size yaklaşacağım demedim mi dedi. Ben de evet dedim. Varlığıma yaklaşmak sizin için rastgele olmamalı. Eğer bana yaklaşırsanız size yaklaşacağımın sözünü verdim. Aman tanrım bu her şeyi değiştirdi sonra iman ederek dua etmeye başladım. Umarak değil. Bunu dinleyin lütfen. Umarak değil ama benimle buluşacağına tüm yüreğimle iman ederek ve her zaman olur. Kürsüye çıktığımı ve Tanrı'nın halkına dokunmasını umduğumu hatırlıyorum. Ve bu tutumu her pazar günü ve her konferansta sürdürdüm. Bir gün duadaydım ve Tanrı dedi ki: neden halkıma dokunmamı umuyorsun? Neden iman etmiyorsun? Yapmak istediğim şeyi fiilen engelliyorsun çünkü seni o toplantıda hizmetkar yaptım. Bu insanların hayatında yapmak istediğim şeye engel oluyorsun. Bunun üzerine aman Tanrım dedim. Artık güçlüdeyken Tanrı'nın varlığının görüleceğini biliyorum. Bu iman. Kendime inanmak değil. Tanrı'nın zaten söylediği şeye inanmamdır. Elçi Paulus'un ne dediğine bakalım. Size kutsal ruhu veren ve aranızda mucizeler yaratan Tanrı bunun yasanın gereklerini yaptığınız için mi yoksa duyduklarınıza iman ettiğiniz için mi yapıyor? Kutsal ruhu imanla aldığımızı yazdı. İşte bu nedenle birçok insan kutsal ruhun doluluğunu almakta zorluk yaşar. İmanla istemezler, umarak isterler. Bu nedenle insanlar Tanrı'dan almaz. Çünkü umut ederler, iman etmezler. İş Tanrı'nın varlığına girmekse Tanrı sizinle alay etmiyor. O sizinle oyun oynamıyor. Size bana yaklaşın. İçimden gelirse belki ben de yaklaşırım demiyor. Hayır, güvenle yaklaşın. Ne zaman dua odanıza girerseniz ister araba kullanırken olsun, ister duş alırken ya da çalışırken olsun, kısacası ona gittiğiniz her zaman onun sözüne sadık olduğunu bilin. Evet, Tanrı onun sözüne iman etmenizi istiyor ve iman ettiğinizde ondan alacaksınız. Önce iman edeceksiniz, sonra alacaksınız. Önce almak ve sonra iman etmek değil. Egemenliğin yolu budur. Burada birkaç pratik şey daha söyleyeyim. Tanrının huzuruna girdiğimde ezgiler söylemem gerektiğini hissettiğim zamanlar vardır. Sessiz kalmam ve sadece huşu içinde durmam gerektiğini hissettiğim zamanlar vardır. Düşmanla savaşa gitmem ve beni desteklemesi gerektiğini hissettiğim zamanlar vardır. Bu duruma karşı savaşan bu baskıdan kurtulmam gerekiyor. Kutsal ruh derim. Bunu bir aileye benzeteceğim. Bazı haydutların bir ailenin evine zorla girmeye çalıştığını düşünün lütfen. Ve oğul babasını buluyor ve ona baba sen Harika bir babasın. Seni çok seviyorum diyor. Eğer o baba ben olsaydım ne yapardım biliyor musunuz? Bu oğula bakar ve sen ne yapıyorsun derdim. Ne yapıyorsun? Çabuk beyzbol sopanı al, anneni ve kız kardeşlerini koru. O zaman durumu doğru biçimde ele almanın yolu budur. Aynı şekilde eve girmeye çalışan soyguncular yokken oğul bir beyzbol sopasıyla gelip onları haklamaya hazırım derse siz yine ne yapıyorsun diye sorarsınız. Etkileşimlerimizin zamanlarını ve dönemlerini anlamamız bu nedenle önemlidir. Biliyorsunuz ben ve eşim 40 yıldır evliyiz ve şunu iyi öğrendim. Sabahları kalktığında onu bir bakıma okuyorum. Sabahları kalktığında hemen şakalaşmaya hazır olduğu zamanlar olur. Diğer sabahlarda biraz mesafeye ihtiyacı vardır. Herhangi bir şeye ihtiyacı yoktur. Sadece yanına otururum. Derin bir sohbete hemen girmek istediği sabahlar da vardır. Bizler Tanrı'nın suretinde yaratıldık. Tanrı'nın modları olduğunu biliyor musunuz? Sizce biz modlarımızı nereden aldık? Burada insanlar gibi modlarıyla yönetildiğini söylemiyorum ama ama kutsal kitapta Tanrı'nın öfkeli olduğu zamanlar ya da bizimle sevindiği zamanlar olduğunu görüyoruz. Bu nedenle dua odamdayken şu anda kutsal ruhun modu nedir diye sezmeye çalışıyorum. Şimdi savaş zamanı mı olduğunu söylüyor. O zaman oldukça hızlı biçimde savaşa gideceğiz. Ona hayran olmanın ve tapınmanın zamanı mı? O zaman tapınacağım. Genelde olan durum bu. Ya da sessizce huşu içinde durmanın zamanı mı? O zaman böyle yapacağım. Yüreğimle dinleyeceğim. Çünkü yüreğime sonsuzluğu koydu. Yüreğimize ruhunu koydu. Kutsal kitap nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmediğimizi ama ruhun bize yardım ettiğini söyler. Hikmetli imanlılara duaya başladıklarında söyledikleri ilk şey şudur. Kutsal ruh, babamın bugün neye ihtiyacı olduğunu anlamama yardım et. Tanrı'nın ihtiyaçları mı var diyorsunuz. İhtiyaçta olan insanlar için dua etmenizi istiyor. Çünkü onların ihtiyaçlarını kendininmiş gibi üzerine alıyor. Onlar için dua etmenizi ve aracılık etmenizi istiyor. Bu gerçek bir ilişkidir. Size bir temel verdim ve Rab korkusu, alçak gönüllülük, Tanrı'ya doğru bir yürekle, imanla, tam güvenceyle gelmeyi anlattım. Ama hepsi duyarlı olmaya çıkıyor. Duygusal olarak zeki olmak o anda ruhun modunun ne olduğunu söylemenin bir yoludur. Duyarlı olun. Bunun bir ilişki olduğunu hatırlayın birbirinizle etkileşimde olmaktır. İnsanlara bir şekilde ve Tanrı'ya tamamen farklı bir şekilde davranmanız gerektiğini düşünmeyin. Hayır. Biz onun suretinde yaratıldık ve o bize evlilik ve aile ilişkilerini verdi. Öyle ki onunla ve ailesiyle nasıl etkileşimde olacağımızı öğrenelim ve bu konuda gelişelim. Tanrı'ya yaklaşın. O da size yaklaşacaktır. Bu derslerden zevk aldığınızı umuyorum. Messenger Kids'in tanıtımı. Yepyeni bir kaynak indirme ve online video izleme platformu. John ve Lisa Beaver'dan kapsamlı bir dijital kütüphane ve öğrenci yetiştirme kaynakları. Video öğretileri, sesli kitaplar, e-kitaplar, kısa filmler, kutsal kitap metinleri ve daha fazlası. Bu yeni platform bütün cihazlarınızda kullanılabilir. 120'den fazla dilde, tamamen ücretsiz, her yerde, herkes için öğrenci yetiştirme. Uygulamayı indirin ya da messengerix.com'a gidin.